kapat, kapat. Telefon yok ya. Kasih kucingnya. Bang, satu kaki. Benim abi. Trafik arabayı tuttu da bunu. Bunu tutun. Ayakta hiçbir misafiriniz gelmesin.
Başkanımız Murat Yıldırım Bey'in açılış konuşmasıyla başlıyoruz. Kendilerini kürsüye teşriflerine arz ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, Sayın İl Başkanlarım, ilçe başkanlarım, kıymetli büyüklerim, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim ve basınımızın güler yüzlü temsilcileri. Yeniden Refah Partisi Pamukova ilçe teşkilatımızın birinci olan kongresine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Samsa Çavuş'un 1304 yılında fethettiği, şu anda 30 bin nüfusu, 17 bin seçmeni, 3 merkez mahallesi, 30 köy mahallesi bulunan, eski adı Akhisar olan bu güzel ovadan herkese selam olsun. Selamlar bu cana, selamlar bu cennet vatan için toprağa düşen şehitlere. Evet, sevgi elçileri, Kanuni Sultan Süleyman bir gün süt kardeşi Yahya Efendi'ye şöyle bir mektup yazar. Ali Beşiktaş'taki dergahında onu ziyaret eder. Ya Yahya, bizi fazla yorma da şu işi hele anlat. O da der ki, sultanım cevap sorunun içinde. Der ki sultanım, bir devlette zulüm yayılırsa, hırsızlık şahı olursa, işiten nerede, ne mi lazım derse, kimse sorumluluk almazsa, sonra koyunları kurt değil de çobanlar yerse, bir de bunu söylemeyip susarlarsa, fakirin, yoksulun, muhtaçların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkarsa ve bunu taşlardan başka hiçbir nesne duymazsa, işte o zaman devletin çöküşünü bekle sultan önder. Büyük bir zulüm altında ama gel gör ki bizi idare edenler bizi öyle silahlarla vuruyor ki burada isyan eden yan tarafta boyun eğmek zorunda kalıyor. Sözlerimi ünlü bir profesörün öğrencilerine olan şu algı nasihatiyle bitirmek istiyorum. İki nişanlı genç, erkek gemi kaptanı, nişanlısından ayrılır, yola gider. Gurbette devamlı yüzüne bakar, nişanlısını özler. Belirli bir zaman sonra kavuşma vakti gelir. Kendisini iskelede bekleyen nişanlısının yanına yaklaştığında tam iskeleye atlamak üzereyken yüzük suya düşer. Üzülürler. Tabii oradan ayrılıp belirli bir zaman sonra bir restoranda balık yerler. Balığın içinden ne çıksa iyi. Evet, oradaki bütün öğrenciler hep birlikte yüzük dediler. Lakin hoca şu muhteşem cevabı verdi. İşte dedi, 10 saniyelik bir kıssayla beyninizi kiraya verdiniz. Balığın içinden yüzük değil, çıksa kılçık çıkar dedi. Kıymetli büyüklerim, Erbak hocam ne diyor? İsmiyon isim öyle bir silahtır ki size mehter marşıyla tekbir getirerek kendine hizmet ettirir, farkında bile olamazsınız diyor. İspanya'yı uzun yıllara kattı. Ama biri 15 Temmuz'da patladı, diğerlerini pandemi vurdu. Kıymetli büyüklerim, akıllı olmamız lazım. Suçu başkasında değil, kendimizde aramamız lazım. Onun için diyoruz ki, lider vardır millet kelimesinden, lider vardır illet kelimesinden, lider vardır başı ta arşa değer, lider de vardır yerin dibine girer, ama ona hiç kimse de vermez bir değer. Burada geleceğin işinci kırk yıl arkada var. Millet geliyor onun peşine.
ülkeme taşından toprağa yeşertinindir. Nice lağım kokan bataklıklardan 54. hükümet gibi lale sümbül gül getirenindir. Gönül derman dinlemez hizmet aşkı olunca, sevgiyi aşkı anlamazlar o duyguyu tatmayınca, hevesini hayatını, Hazreti Ebu Bekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın nezaketini ve Hazreti Ali'nin ilim ve cesaretini nasip etsin. İmkansız bir şey yoktur. Hocamın dediği gibi, zor vardır ama iman varsa İlçe başkanımıza teşekkür ederiz. Teşkilat başkan yardımcımız Bahsi Çayır aramızdalar. Hoş geldiniz. Kütahya İl Başkanımız Osman Gezgin aramızdalar. Hoş geldiniz. Bolu İl Başkanımız Saadettin Baskın aramızdalar. Hoş geldiniz. Gençlik Kolları Başkan Vekili Melih Güner aramızdalar. Hoş geldiniz. MKYK üyesi Abdurrahman Akgüz aramızdalar, hoş geldiniz. Zonguldak İl Başkanımız Necdet Sarı aramızdalar, hoş geldiniz. İl Sorumlumuz Ömer Faruk Demir aramızdalar, hoş geldiniz. İl Sorumlumuz Selim Tezcan aramızdalar, hoş geldiniz. Teşkilat Başkan Yardımcımız Hasan Çınar aramızdalar, hoş geldiniz. İl Sorumlumuz Mustafa Kabaca aramızdalar, hoş geldiniz. İl Sorumlumuz Mehmet Ömer aramızdalar, hoş geldiniz. Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Aras aramızdalar, hoş geldiniz. Bilce İl Başkanımız Nezih Mertkürt aramızdalar, hoş geldiniz. Bilecik İl Başkanımız Cafer Arslanboğ aramızdalar, hoş geldiniz. Eskişehir İl Başkanımız Osman Mandaj aramızdalar, hoş geldiniz. İl Sorumlumuz İbrahim Meral aramızdalar, hoş geldiniz. Selamet Derneği Sakarya İl Temsilcisi Celal Karagüz aramızdalar, hoş geldiniz. Bağımsız siyasetçi iş adamı Ender Serbest aramızdalar, hoş geldiniz. Selçuk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Aydın Menteşoğlu aramızdalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve konuşmalarını da yapmak üzere İl Başkanımız Muhterem Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, Merkez Yürütme Kurulu Üye, kıymetli İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, hanım kollarınız, gençlik kollarınız ve kıymetli misafirler, basın mensuplarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci 40 yılda en hayırlı hizmetlerin adımlarının atıldığı, şu anda burada sizlerle bulunmaktan duyduğum gururu ifade ediyor, her birinizi yürekten selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Sakarya İl Başkanımız hayırlı hizmetlerde gücümüzün yettiğince katkımızın olmasını umuyoruz. İlçe başkanlarımız ve yöneticilerimiz gayretle çalışıyor. Biliyorlar ki attıkları her adım, partimize kazandırdıkları her üye, her müşahit, sebep oldukları her bir oy, yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin, yeni ve adil bir dünyanın gerçekleşmesinde atılmış bir adım, kazanılmış bir zafer olacaktır. Sözlerine son verirken, milletimiz için, ülkemiz için, insanlık için, adalet ve huzur için var gücüyle çalışan tüm milli görüşçüleri selamlıyor, Sakarya'mızı ve teşkilatımızı onurlandıran muhterem liderimize,
Çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem tabloyu oluşturan Pamukova'lı kardeşlerime, Pamukova teşkilatımıza, bütün Sakarya teşkilatımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Kongremiz hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Pamukova İlçe Kongresi divan teklifimiz alttaki gibidir. Divan Başkanı Basri Çayır, Divan Sekreteri Biran Yaşar, Divan Katibi Osman Gezgin, teklif verenler Enes Çanak, Halil İbrahim Göneç, Cihan Dede, Anıl Durak olarak devam ediyor. Divanımızı oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Divanımızı ve divan heyetimizi divanla arz ediyorum. Hayırlı ve mübarek olsun. Kıymetli Genel Başkan Yardımcım, kıymetli misafirler, kıymetli hazırım. Sakarya Pamukova 1. Olağan Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık çare var, artık umut var diye çıkmış olduğumuz bu yol bizlere hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bizler de görüyoruz, bütün Türk milletine buradan tekrar duyuruyoruz ki evet, gerçekten çare var. Çünkü yeniden Refah Partisi var. Evet, gerçekten çare var. Çünkü Doktor Fatih Erbakan Bey var. Çok kıymetli misafirler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçmesinde Pamukova'mızda yeniden Refah Partimizin, milli görüşün, sancağının, bayrağının dalgalanmasında en büyük hizmeti olan kıymetli ilçe başkanımıza, Sakarya'mızda bu çalışmaları büyük bir gayretle, büyük bir fedakarlıkla yürüten kıymetli il başkanımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerimize, il yönetim kurulu üyelerimize, gençlik kollarımıza ve kadın kolları mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu salonda, ilacı bu salonda, doktoru Doktor Fatih Erbakan bu salonda da bu yüzden. Şu salonu inlettiğimiz Başkan Erbakan sözünü, nidasını önce Pamukova'daki bütün kardeşlerimize, arkasından Sakarya'da bulunan bütün kardeşlerimize, sonrasında da Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza, milletimizin her ferdine ulaştırma gayretiyle bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan çok daha fazlasını yaparak, çok daha fazla gayret ederek ulaştıracağız ve ulaşmamız gereken hedefe inşallah önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle ve çalışmamızla, gayretimizle genel başkanımız, liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ın öncülüğünde inşallah ulaşacağız. Ben bir kere daha bu kongrenin hazırlığında emeği geçen başta kıymetli ilçe başkanımız olmak üzere bütün ilçe yönetim kurulu üyelerimize, ilçe gençlik kollarımıza, ilçe hanım kollarımıza ayrı ayrı hususi teşekkürler ediyorum. İl başkanımız Hidayet Kaya başkanımıza ve il yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm. Pamukova ilçemizin 1. olan kongresine ben de cani gönülden sizlere kendimle beraber hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Muhterem Genel Başkanımıza ithafen yazmış olduğumuz
Adı Erbakan eserimizden sonra Muhterem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Emanetoğlu Bey'in kadir şinasıyla, ahde vefasıyla teşekkür ediyorum kendisine ve özellikle Genel Merkez Tanıtma Komisyonumuza. Bu eserimizi de siz değerli Milli Görüş Davası'nın muhkem inançlı neferlerine emanet etmek üzere okumak için hazır mısınız efendim? Evet.
selam. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Pamukova 1. olan ilçe kongremiz hayırlı ve mübarek olsun. Pamukova'ya, Sakarya'ya, tüm milletimize hayırlar getirsin. Kurtuluşa vesile olsun. Günümüz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Bu muazzam coşku, bu muazzam heyecan pandeminin rehavetini çok kısa bir sürede Sakarya olarak üzerimizden attığınızın açık bir ispatı oldu. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah heyecanınızı, aşkınızı artırsın. Gerçekten de diğer illerden gelen misafir teşkilatlarımıza da, genel merkez heyetimize de, bizlere de heyecan veren, coşku veren, motivasyon sağlayan çok muazzam bir karşılama, çok muazzam bir heyecan, çok muazzam bir coşku, gerçekten de çok muazzam bir atmosfer içerisinde Pamukova İlçe Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah bu hak dava yolunda birlikteliğimizi, heyecanımızı, aşkımızı daim eylesin inşallah. Yıllar önce merhum Erbakan hocamızın sağlığında, Allah gani gani rahmet etsin, bir parti programında konuşmacı olarak bir ile gitmiştik. Oradan dönüşümüzde Erbakan hocamız sadece şunu sordu. Biz katılım şöyleydi, şu konuşmalar yapıldı, şu şekilde geçti, şöyle gittik, böyle geldik derken Erbakan hocamız sessizce dinledi ve sadece şunu sordu. Heyecan var mıydı? Heyecan demişti. Allah kani gani rahmet etsin. Şimdi kendisinin bu sorusunu, o anı, bu salona girdiğim andan itibaren yeniden yaşadım, hatırladım. Ve gerçekten de kendisinin görmek istediği, özlem duyduğu o heyecanın, o aşkın bugün Pamukova'da, bu salonda vücut bulduğunu görüyoruz ve Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Elhamdülillah diyerek sözlerimize başlıyoruz. Bu aşkı, bu heyecanı sürekli olarak yaşamayı, Erbakan hocamızın çizmiş olduğu istikamette bu heyecanla, bu coşkuyla son nefesimize kadar yürümeyi ve 1. 40 yılda merhum liderimizin göstermiş olduğu hedeflere en kısa zamanda hep birlikte ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Merhum liderimize, davamıza layık dava erleri olmayı bizlere nasip eylesin. Aynen Erbakan hocamız gibi siyaseti bir ibadet olarak gören anlayışla bu çalışmaları yapmayı nasip etsin. Nefsimize uydurmasın, yolundan, rızasından bizleri ayırmasın inşallah. Bu aşk, bu fedakarlık, bu dava şuuru olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engel duramayacaktır. Diğerlerinin iktidar gücü, hazine yardımı, medya gücü, cilalayıp parlatlanması, dış güçlerin desteği, milyar dolarları, milyon dolarları ne olursa olsun biz siz samimi dava erlerinin aşkıyla, coşkusuyla, fedakarlığıyla, gayretiyle aynen 1. 40 yılda olduğu gibi 2. 40 yılda da milli görüşün zaferine hep birlikte ulaşacağız inşallah. 1. 40 yılda parayla, iktidar gücüyle, dış güçlerin desteğiyle, havayla, rüzgarla, cilalayıp parlatmayla 94 ve 95 zaferlerini
biz bütün bunların hiçbiriyle kazanmadık. 94'te ve 95'te o büyük zaferleri merhum Erbakan hocamızın tabiriyle tırnaklarımızla sökerek aldık. İkinci 40 yılda da tırnaklarımızla sökerek alacağız inşallah. ...dayanmış ve siyasete artık sonları gelmiş durumda. Yapılacak olan ilk seçimde inşallah milletimiz doğru karar verecek, ferasetle davranacak. Geçmişte 40 sene boyunca o efsane hizmetleri yapan milli görüşte gerçek çözümde, gerçek çarede karar kılacak ve biz de gelip milletin aleyhine olan bütün bu adımları birer birer ortadan kaldıracağız inşallah. Her bir sene 3500 intihar demek, her Allah'ın günü 10 tane intihar demek. Peki araştırmalar neyi gösteriyor? Bu intiharların %80'i işsizlikten, geçim derdinden, borçtan, hacizden ve açlıktan oluyor. Yani ne demek bu? Son 10 senede her Allah'ın günü 7 ila 8 kişi açlıktan, fakirlikten, geçim derdinden dolayı bu ülkede intihar etmiş. İşte TESKİ raporu 2021'in ilk 4 ayında 434 esnaf intihar etti. 4 ayda 434 esnaf intihar ne demek? Her ay 110 tane esnafın intihar etmesi demek. Neredeyse her bir geçen gün 4 tane esnafın intihar etmesi demek. Bu intiharların sebebi de siftah yapamamak, kredi borcunu ödeyememek ve hacizler, borçlar, ekonomik sıkıntılar. İşte daha geçtiğimiz aylarda Antalya'da bir karı koca halen daha anlatırken tüylerimiz diken diken oluyor. Çocuklarını komşuya, akrabaya emanet ediyor. Biz akşam geleceğiz, bir işimiz var diyorlar ve gidip karı koca beraber intihar ediyorlar. Neden? Açlıktan, fakirlikten, ekonomik sıkıntılardan, geçim derdinden dolayı. Allah muhafaza buyursun. İşte ben size bir seyyar satıcı. Çocuklarına not yazıyor, beni affedin. Haftalardır siftah yapamıyorum, sizin yüzünüze bakacak halim kalmadı, o nedenle intihar ediyorum diye. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar. İktidar medyası psikolojik sıkıntı geçiren, cinnet geçiren vatandaş intihar etti. Elbette ki psikolojik sıkıntı geçiriyor da o psikolojik sıkıntının sebebi ne? O noktaya gelmenin sebebi, o psikolojik buhrana duçar olmanın sebebi ekonomik sıkıntılar, açlık, fakirlik, yoksulluk. Halkın %40'dan fazlası açlık sınırının altında gelirle yaşıyor. Neden? Çünkü asgari ücret açlık sınırının altında. Peki nasıl aç kalmıyor? Sosyal yardımlar var, sadaka var, zekat var, hayır kuruluşları var, belediyenin, kaymakamlığın, valiliğin yardımları var, dayanışma var, yardımlaşma var, memleketten nohut geliyor, bulgur geliyor, pirinç geliyor. Yoksa normalde kağıt üzerinde hesaba baktığınız zaman Türkiye'nin %45'i aç gezmesi gerekiyor, açlık sınırının altında gelire sahip. Şimdi söylediğim sadece şu örnekler bile Erbakan hocamızın haklılığını ortaya çıkartıyor, milli görüşün haklılığını ortaya çıkartıyor. Milli görüş gömleğini çıkarttık, milli görüşe ihtiyacımız yok dedik, 19 senede, 20 senede işte milletin geldiği nokta bu. İşsizlik. Türkiye bugün dünyanın en yüksek genç işsizlik oranlarından bir tanesine sahip. 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz, 10 milyondan fazla toplamda işsiz. 10 milyon işsiz ne demek Allah aşkına? Yunanistan'ın nüfusundan fazla, Avrupa'daki çok sayıda ülkenin nüfusundan fazla işsizler ordusu ve en son OECD'nin yaptığı araştırma ne diyor? Türkiye OECD ülkeleri içinde en fazla boşta gezen genç oranına sahip ülke. Boşta gezen genç ne demek? Ne çalışan ne okuyan genç. Bu oran ne kadarmış? %29. Yani 3 gençten bir tanesi boşta geziyor ki bu aslında en önemli bir beka meselesi. En önemli bir sosyal toplumsal tehdittir, tehlikedir. Peki neden boşta geziyor? İşte bir genel başkan yardımcımızın güzel tanımlaması. Diyor ki neden boşta geziyor biliyor musun? Çalışarak aç kalacağıma çalışmadan aç kalırım daha iyi diyor da onun için.
E neden öyle diyor? E kardeşim asgari ücretle aç kalıyorsun. 30 sene hizmet edip emekli oluyorsun. Aldığın 1500 lira, 1600 lira. E bununla da iki kişilik aile bile olsan aç kalıyorsun. E memur maaşı da yoksulluk sınırının altında. E diploma alsam, işte görüyorum diplomalı arkadaşlarımın hiçbiri işe girememiş yıllardan beri. 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz var. E öyleyse kendimi niye yoracağım, niye harap edeceğim? Ne okuyorum ne de çalışırım diyor. Ve bu kategorideki gençlerin oranı %29'a kadar çıkmış. Adana Büyükşehir Belediyesi 200 işçi alacağım diye ilana çıktı bundan birkaç ay önce. 200 işçinin alınacağı ilana başvuru kaç kişi biliyor musun? 52 bin kişi başvurdu. 52 bin kişi. Bu ülkede işsizlik yok diyenlere popüler tabiriyle kapak olsun. Ben o fotoğrafı gözümle gördüm. Adana Belediyesi'nin önünde Adana Belediyesi'nin önünde bizim 17 Kasım'da Ankara Arena'daki kongre salonunun önü gibi 52 bin kişi dolmuş ve Adana Belediyesi açıklama yapıyor, diyor ki çok sayıda üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu insan başvurdu. Biz temizlik işçisi alacağız, şoför alacağız, park bahçede çalıştıracağız. Olsun ben mecburum, yüksek lisansım da olsa, üniversite diplomam da olsa bu işe mecburum diye 52 bin kişi sıraya giriyor. Gel de Erbakan hocamızı rahmetle anma, hayırla yad etme. İşte açlık ve işsizlik. Peki üçüncü söylediği neydi? Üçüncü söylediği de borca esaretti. Borca esaretle ilgili ne söyleyeceğim? Vatandaşın bankalara borcu. Resmi rakam. Ne olmuş biliyor musunuz geçen ay sonu itibariyle? 899 milyar lira. Eski parayla bu 899 katrilyon. Yani 100 milyar dolardan daha fazla bir para, 83 milyon vatandaşın bankaları olan borcu. Sizin, bizim, hepimizin borcu. Peki bu borç AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılında ne kadardı? 6.6 milyar liraydı. 6.6 milyar lirada AK Parti iktidarında 899 milyar liraya çıkmış vatandaşın bankaya borcu. 150 misli artmış. Türkiye yanıyor. İşte gerçekler. Erbakan'ı arıyor. Türkiye yanıyor. Erbakan'ı arıyor. Türkiye yanıyor. Erbakan'ı arıyor. Türkiye yanıyor. Erbakan'ı arıyor. Özel sektörün borcu 88 milyardan 4 trilyon liraya yaklaşmış. 50 misli artmış. KOBİ'lerin borcu 107 milyar dolar 1 trilyon liraya yaklaşmış. Ve devlet ve millet olarak hane halkı, özel sektör, kamu hepsi toplam 900 milyar doların üzerinde borca batmışız. 1 trilyon dolara yakın bir borç ve bu borç yüzünden devlet ve millet olarak her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyiz. İşte Erbakan hocamızın laboratuvar deneyi, milli görüşten uzaklaşırsan, milli görüş gömleğini çıkarırsan başımıza gelecek felaketlerin açık bir göstergesi. Elbette ki biz haklı çıktık, o ne iyi oldu diye seviniyoruz. Bunları anlatmamızın sebebi zararın neresinden dönülürse kârdır. Bir an evvel kurtuluş için asıl çare olan, asıl ilaç olan milli görüşe sarılmak gereklidir. Bunun için anlatıyorum. Başka bir konuya da geçeceğim. Sadece sayın bakanların ağzından açıkladığı rakamları ifade ediyorum. Biz bunları kendimiz uydurmuyoruz. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2020 yılı faaliyet raporunda ne diyor? Diyor ki 2019 yılında 3.3 milyon haneye sosyal yardım yapmıştık. 2020 yılında 6.6 milyon haneye sosyal yardım yaptık. Bir senede sosyal yardım yapılan haneler 2 misli artmış, %100 artmış. 6.6 milyon haneye sosyal yardım yapmak demek neredeyse 40 milyon insanın sosyal yardıma muhtaç olması demek. Yine aynı raporda 2019 yılında 688 bin haneye gıda yardımı yaptık diyor. Bir sene sonra 2020 yılında 1 milyon 154 bin haneye gıda yardımı yaptık. Ya gıda yardımı yapılan aile hane sayısı
bir senede iki misline çıkmış. Ne demek bunun manası? Bunun manası Türkiye'de açlık artıyor demek, açlık. Gıda yardımına muhtaç olması demek bir halen ne demek? Temel beslenme ihtiyacını, temel gıda ihtiyacını kendi geliriyle, kendi imkanıyla karşılayamıyor demek. 1 milyon 154 bin hane, neredeyse 8-10 milyon vatandaş gıda ihtiyacını karşılamak için yardıma muhtaç hale geldi. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, bu dönemdekinden bir önceki Sayın Bakan, 17 yılda sosyal yardımları 21 kat arttırdık. Ya 19 sene tek başına iktidarda kalıp da halen daha sosyal yardımı bu kadar dramatik bir şekilde arttırıyorsa burada bir sorun var demek. Siz hükümet olarak, iktidar olarak kendi asıl görevinizin farkında değilsiniz. Ya siz hayır kurumu değilsiniz, hayır derneği değilsiniz, yardım kuruluşu değilsiniz. Sizin göreviniz iktidar olarak fakire fukaraya sadaka yardım dağıtmak değil, o fakiri fukarayı o muhtaç halden kurtarmak, onun gelir seviyesini alım gücünü arttırmak. Enerji Bakanı açıklama yaptı mecliste sorulan soru üzerine. Diyor ki 2020 yılında 3.7 milyon abonenin elektriğini faturasını ödeyemediği için kestik. Ya Afrika ülkesinden mi bahsediyorum? Afrika, Orta Afrika'daki gelişmemiş ülkelerdeki elektrik kesintisi oranı 3.7 milyon abonenin elektriğini kesmek demek neredeyse 20 milyon insan faturasını ödeyemediği için karanlıkta kalmıştı. 5 ile 6 ile çarpsanız bunu her bir haneyi, neredeyse 4 milyon abonenin elektriğinin kesilmesi 20 milyon insanın karanlıkta kalması demek. İnsan bunu açıklamaktan, söylemekten imtina eder. Yine bir diğer Sayın Bakan'ın açıklaması, bu da Sanayi ve Ticaret Bakanı, muhalefetin sorduğu soruya cevap veriyor mecliste. 2020 yılında 99.500 esnaf kapandı, 40.700 şirket kapandı, iflas etti. İşte Türkiye'nin gerçeği, işte Türkiye'nin acı tablosu. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi Kanal İstanbul projesi. Türkiye'nin gerçekleri bu. Açlık, işsizlik, borca esaret, evine ekmek götüremiyor, haftalarca sifta edemiyor, intihar ediyor. Çocuklarını komşuya emanet edip karı koca beraber intihar ediyor. Halkın %45'i açlık sınırının altında, 20 milyon insan elektrik faturasını ödeyememiş, 40 milyon insan sosyal yardım almış, 10 milyon insan gıda yardımı almış. Böyle bir ortamda Kanal İstanbul'u yapacağım diye ortaya çıkmışlar. Gerçekten de biraz evvel söylediğim gibi bu projeye olsa olsa kelbaşa şimşir tarak projesidir. Türkiye'nin bu gerçekleri karşısında böyle uçuk bir proje, adeta bir fantazi olarak nitelendirilebilecek bir projeye kalkışmanın alemi ne Allah aşkına? Bizim burada ülke olarak yapmamız gereken işsiz gençlerimize iş imkanı, istihdam imkanı oluşturacak projeleri hayata geçirmek. Bizim burada yapmamız gereken üretimi ve ihracatı arttırmaya yönelik adım atmak, milli gelirimizi arttırmak, dar gelirli milyonların refah seviyesini arttırmak, milyonlarca asgari ücretli, işsiz bu insanlarımızın refah seviyesini arttırmak üzere adım atmak. Bütün bunları bırakmışız, Kanal İstanbul'u uğraşmaya kalkmışız. Biz yeniden Refah Partisi olarak projelerimizi, çılgın projelerimizi rant kapısı oluşturmak için, dolar milyarderlerinin milyarlarına yeni milyarlar katmak için değil, istihdam ve ekmek kapısı oluşturmak için hayata geçireceğiz. Ayrılacak kaynaklar, bu ülkede milyonlarca genç meslek sahibi, iş sahibi yapılabilir. Türkiye genelinde 100 tane, aynen Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesinde olduğu gibi dev sanayi tesisi kurulur. Milyonlarca insana istihdam ve iş imkanı sağlanır ve milyonlarca ailenin evindeki yangın söndürülmüş olur. Kaldı ki diğer önemli bir husus, böyle bir proje bu millete, bu ülkeye gelir mi sağlayacak, yoksa daha çok maliyet mi getirecek?
Bu konuda çok ciddi şüphelerimiz var. Neden? Çünkü bugüne kadar yaptıkları kamu özel işbirliği, yap işlet devlet projelerinin akıbetini biliyoruz da onun için. Bugüne kadar yapılan köprüler, otoyollar, tüneller, havaalanları, hastaneler, geçmeyen araçlar için vatandaş para ödeyecek, uçmayan uçaklar için vatandaş para ödeyecek, gelmeyen hasta için vatandaş para ödeyecek. 1 dolarlık projeler 10 dolara yaptırıldı. Aradaki 9 dolarlık fark da 83 milyona ödetildi. Bundan dolayı şimdi bu Kanal İstanbul projesinde de bu kanaldan geçmeyen tankerler için, geçmeyen gemiler için 83 milyon milyarlarca dolar da ödeyecek. Bu Kanal İstanbul projesinin üzerine yapılacak olan 6 veya 9 tane köprüden geçmeyen otomobiller için, geçmeyen araçlar için Deli Dumrul misali 83 milyon milyarlarca dolar mı ödeyecek? Bundan da çok büyük şüphe duyuyoruz. Büyük ihtimalle bu projeyi de bu şekilde yapacaklar ve biraz evvel söylediğim gibi dolar milyarderlerinin servetine yeni milyar dolarlar daha katılacak. İnşallah bu projenin hayata geçmesi mümkün olmayacak. Çünkü Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Esnafından çiftçisine, köylüsünden memuruna, öğretmenine, emeklisine 100 kişiden 99'u aman bizi bunların elinden kurtarın diye bize ricada bulunuyoruz. Yaşanmış bir olay. Erbakan hocamız başbakan oluyor. Başbakanlık makamındaki klima yeteri kadar soğutmuyor. Erbakan hocamız bir servis çağırın bunu tamir ettirelim diyor. Bu servis geliyor. Bu gibi aletlerde, elektrikli aletlerde biliyorsun yaptırmak, yenisini almaktan neredeyse daha pahalı. Astarı yüzünden pahalıya geliyor. Diyorlar ki hocam bunun tamiri çok tutacak. Onun için bunun yenisini alalım, değiştirelim. Ne kadar tutuyor bunun yenisinin fiyatı ne kadar? Şu kadar. Erbakan hocamız diyor ki şimdilik dursun bakalım böyle idare edelim diyor. Ve o klimayı dahi değiştirmiyor. Bu yaşanmış bir olay. Sadece Erbakan hocamız değil, Allah gani beni rahmet etsin. Yine 54. hükümette ve MSP döneminde bakanlık yapan bir büyüğümüz. İki tane dolma kalemi var. Biri sağ cebinde, biri sol cebinde. Devletin işiyle ilgili bir şey yazılacağı zaman devletin kalemini kullanıyor. Kendi özel işiyle ilgili bir not alacağı zaman kendi özel kalemini kullanıyor. Bunlar şimdiki gençlere, şimdiki Z kuşağına anlatılsa inanmakta güçlük çekecekleri olay. Her biri bir film yapılacak, bir kitap yazılacak, bir belgesel yazılı, belgesel çekilecek olaylar. Ama bunlar yaşanmış gerçek olay. Milli Görüş Belediyeciliğinde Anadolu'da bir ilde belediye başkanımız şu anda halen hayatta. Belediye başkanı makamına misafirler geliyor. Misafirlere diyor ki ya siz uzun yoldan geldiniz size bir yemek ısmarlayayım. Peki olur başkanım diyorlar. Oradan telefon açıyor eve hanımına. Hanıma diyor ki 4 tane 5 tane her ne kadarsa misafirimiz geldi. Sen diyor bir yemekleri hazırla gelip yemek yiyeceğim. Oradaki misafirler donup kalıyor. Ya belediye başkanı ya belediyede bir yemek verir belediyenin bütçesinden ya da yine belediyenin bütçesinden götürür şehrin en güzel restoranında ısmarlar bize yemek. Belediyeye masraf olmasın diye belediye başkanı hanımını arıyor, hanımına yemek yaptırıyor, gelen misafirlere buradan yemek veriyor. Bunlar yaşanmış olay. Bunlar yaşanmış olaylar. Yine bir diğer bakanımız Milli Selamet Partisi döneminde bakan oldu, makamına oturdu.
memleketinden hemşerileri gelmişler, hayırlı olsun ziyaret. Gelirken yanlarında iki torba petek balı getirmişler. Diyorlar ki, Sayın Bakanım hayırlı olsun, tebrik ederiz. Biz de böyle bir hediye, yarım elma, gönül alma, size petek balı getirdik. Tabii çay, kahve, sohbet güzel ama ayrılırken bu petek ballarını teklif edince işler değişiyor. Neden? Çünkü bizim bakanımız petek ballarını ben kabul edemem. Ya Sayın Bakanım niye edemiyorsunuz? Diyor, bizim dinimizde vazife başındaki devlet görevlisinin gelen hediyeyi alması uygun görülmemiş. Onun için ben bu balları sizden alamam. Ya alamam dediği pırlanta, kolye, pırlanta yüzük değil, 50 bin, 100 bin dolarlık kol saati değil, altın külçe değil, 2 kilo petek balı. Alırsın, almazsın. Alırsın, almazsın, en son diyor ki ancak şöyle olabilir, bunun piyasa değeri ne kadar kilosu? Ben diyor bunun parasını verirsem alırım. Ya Mardin'den gelenler şaşkın diyorlar ki ya tekrar götürecek halimiz yok. O kadar taşıdık bari parasını alalım. Sayın Bakan'a bunu satalım. Piyasa parasını, piyasa değerini veriyor. Halları teslim ediyorlar, satışı yapıp çıkıyorlar. Şimdi bu olaylar gerçekten de masal anlatır gibi. Şimdinin belediye başkanları, şimdinin siyasetçileri, şimdinin devlet adamları, makam sahiplerinin durumuna baktığınız zaman insanın inanmakta güçlük çekeceği olaylar. Ama bunlar bizim milli görüş davamızın ne mana ifade ettiğinin en güzel ispatıdır. Siyasetin ibadet olarak yapılmasının en güzel ispatıdır. İktidarının, milletin, yetimin, vatandaşın bir kör kuruşuna göz dikmesi, bir kör kuruşuna heba edebilmesi mümkün olur. Ya bırakın devletin, vatandaşın parasına göz dikme, kendinden daha devlete, belediyeye katkı sağlıyor. Şimdi ise maalesef bu anlayıştan uzaklaşıldığı için 1 dolarlık işler 10 dolara ihale ediliyor. Artvin Yusufeli Barajı 486 milyon liraya 2013 yılında ihale edilmiş. Bugüne kadar müteahhide ödenen para 6.4 milyar TL. Devlet Su İşleri'nin raporlarından ve internetten aratırsanız gazeteye yansıyan haberlerden de görürsünüz. Kaynağı da Devlet Su İşleri'nin raporu. 486 milyonluk barajı 6.4 milyar liraya yaptırıyor. Bir barajdan 6 milyar lira fazladan para ödenir. Şimdi bir petek balı olayını düşünün. Bir evinde hanımına yemek yaptıran belediye başkanını düşünün. Bir Erbakan hocamızın klimayı değiştirmemesini düşünün. Bir de bu olayı düşünün. Şimdi yeniden o zihniyet, yeniden milli görüş ruhu geldiği zaman bu israf, bu savurganlık, bu milyarlarca doların heba edilmesi ortadan kaldırılacak. Denk bütçe gerçekleştirilip, havuz sistemi gerçekleştirilip, faiz giderleri azaltılacak. Kaynaklar, imkanlar, toplanan vergiler, nimetler adil bir şekilde yerli yerinde kullanılacak. Kaynaklıkta adalet. Kaynaklıkta adalet tesis edilecek. 5 tane holdinge 128 kez vergi muafiyeti çıkartıyor. Öbür taraftan gidip köylünün traktörünü haczediyor, vergi borcunu ödemedin diye. İşte siz de yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Milyonlarca şeker pancarı üreticisini perişan ediyor, şeker pancarına kota koyuyor. Daha geçen gün kararnameyle nişasta bazlı şeker kotasını %2,5'tan %5'e çıkarıyor. Neden? Çünkü Amerikan Cargill şirketinin öyle istiyor diye. Şeker pancarı üreticisinden, çiftçiden, köylüden her türlü vergiyi son kuruşuna kadar faiziyle topluyor. Geçtiğimiz Eylül ayında resmi gazetede yayınladılar. Cargill şirketine özel vergi muafiyeti çıkardı. Bu adaletsizlik ortadan kaldırıldığı zaman aslında Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetler, imkanlar, kaynaklar fazlasıyla yeterlidir. Bütün 83 milyona da fazlasıyla yeter. Bu sıkıntılardan kurtulmak mümkündür. Yeter ki paylaşımda adalet anlayışı ve önce millet anlayışı iktidarda olsun. Hediyeleri takdim etmek üzere İl Başkanımız İbrahim Kelle'yi sahneye davet ediyorum.
genel başkanımızda bir çiçek takımı olacak. Buyurun bakalım. Lütfen salona almaya seçimi geçecek. Oy kullanımının ardından inşallah oyunu sınavete yaşanacak. Belli ilçe başkanlığımızın da genel başkanımızda belli bir yapım olacak. Lütfen salondan ayrılmayın. Birazdan oy kullanımına geçilecek. Seçimin ardından kongremiz nihayet ermiş olacak inşallah. Geliyorum, gel. Gitti, tamam. Ben benim ayıbımın